Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Şimdi haberler. Bugün sabah saatlerinde Pakistan'ın kuzeybatı bölgesinde bombalı bir saldırı yapıldığı bildirildi. En az 9 kişinin hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin arasında çocukların da olduğu kaydedildi. Yaralıların sayısı hakkında bir bilgi verilmedi. Patlamanın olduğu bölgede daha önceden Taliban güçleriyle ordu kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken yetkililer araştırmaların sürdürüldüğünü ifade etti. İsrail polisi ülke tarihinin en büyük gösterisinin Afrika ülkelerinden gelen göçmenler tarafından yapıldığını açıkladı. Başkent Tel Aviv'de 30 bin göçmen iltica taleplerinin reddedilmesini protest etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Tel Aviv'de belediye binasının da bulunduğu Rabin Meydanı'nda oturma eylemi yapan göstericiler ellerinde "suçlu değil mülteciyiz, biz de insanız" gibi pankartlar taşıdı. Mülteciler tutukluların serbest bırakılması, sığınma başvurularını adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi, çalışma ve sosyal hizmetlerden faydalanma gibi temel insan haklarının tanınmasını istedi. İsrail hükümetinin meclisten geçirdiği yeni yasal düzenlemeye göre ülkeye kaçak yollardan giren göçmenler sığınma başvurusunda bulunsalar bile 2,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. İsrail'de 60 bine yakın kaçak göçmen olduğu belirtiliyor. Bangladeş'e geçiyoruz. Bangladeş'te düzenlenen 10. parlamento seçimlerinin gayri resmi sonucu açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri iktidardaki Bangladeş Avami Birliği kazandı. Tartışmalı seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre iktidardaki Bangladeş Avami Birliği 300 sandalyeli parlamentoda 215 sandalye kazanarak mecliste 1/3'lük çoğunluğu elde etti. Muhalefet seçimleri boykot etti. İnsan hakları örgütlerine göre seçmenlerin sadece %10'unun oy kullandığı seçimde 35 bölgede seçimler boykot edildi. Başkent Dakka'nın da aralarında bulunduğu 40 kentte muhalifler ve polis arasında çatışmalar yaşanmış, seçim merkezleri yakılmıştı. Çatışmalarda 21 kişi de hayatını kaybetmişti. Küresel ısınmanın sonuçları gündelik yaşantıyı doğrudan etkiler bir hale aldı sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve kuzey doğusu son 20 yıldır görülmemiş soğuk hava, fırtına ve yoğun kar yağışı ile mücadele ediyor. Kuzey kutbundan gelen soğuk hava dalgası Illinois, Indiana, Pennsylvania, New Jersey ve New York gibi birçok eyalette hayatı durdurma noktasına getirdi. 16 kişinin öldüğü kar, fırtına ve don yüzünden birçok yerde okullar tatil edilirken hava, tren ve karayolu ulaşımı da aksıyor. Bugün itibariyle ülke genelinde 3000'den fazla uçak seferi iptal edildi. Meteoroloji kurumu sıfırın altında 40 dereceye varan soğuk havanın önümüzdeki birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtiyor. Florida'ya kadar ulaşması beklenen fırtına ve soğuk hava dalgası kıtanın kuzeyinde bulunan Kanada'yı da etkisi altına almış durumda. İktidar kavgasıyla başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun etkileri devam ediyor sayın seyirciler. Operasyon çerçevesinde İstanbul ve çeşitli emniyet müdürlüklerindeki görev değişiklikleri de devam ediyor. Bu kez görev yeri değişikliklerinin adresi Asayiş Şube Müdürlüğü oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde teknik takip biriminde görevli 45 polisin görev yeri değiştirildi. Kilis ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri de görevlerinden alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde 11 rütbeli 19'u polis memuru 30 personel istihbarat şubesinden alındı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından hükümet kabine revizyonuna gitmişti. Hükümet hızını alamadı. Başta Washington ve Londra olmak üzere birçok büyükelçiliklerde de değişiklikler yaptı. Yeni atamalarda önemli yerlere yapılan tercihlerde eski asker ya da istihbaratçılara seçilmesi dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanlığı'nca kararnameye alınan görev değişiklikleri büyükelçiliklere bizzat Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından bildirildi. Kararnameye göre eski MGK Genel Sekreteri ve Tokyo Büyükelçisi Serdar Kılıç Washington'a, MİT Müsteşar Yardımcısı ve eski Tokyo Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç Londra'ya atanırken, eski Musul Başkonsolosu ve Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı ise UNESCO Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Büyükelçi Ahmet Bülent Meriç de Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine atandı.
Yanı sıra Prag Büyükelçisi Cihat Erginay Bosna Hersek'e, Mehmet Turul Gücük İsveç'e, Hakkı Akil Fransa'ya atanırken, Aydan Yamancan Litvanya, Ahmet Necati Bigalı Çek Cumhuriyeti'ne, Esra Demir Fildişi sahiline, Hikmet Renan Şekeroğlu Mali'ye, Mehmet Bilir ise Moritanya'ya atandı. Suriye krizine nihai bir çözüm bulup Suriyeli kardeşlerimiz acını... Türkiye cezaevlerinde tutsaklar hak ihlallerine karşı direnişlerini devam ettiriyor. Batman M tipi ve Seyert E tipi kapalı cezaevlerinde siyasi tutsakların artan baskılara karşı eylemi sürüyor. Batman'da da bu sabah saat 10.30'da 103 siyasi tutsak slogan atıp kapı ve ranzalara vurarak eylem yaptı. Tutsaklar protesto eylemleri çerçevesinde yılbaşından bu yana görüşe de çıkmıyor. Tutsakların eylemine yakınları da Azadi Parkı'nda bir araya gelerek destek verdi. Seyert'te de başlatılan görüşe çıkmama eylemi ise devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü görüşe çıkmayan 150 PKK ve başlıklı tutsak tecridi protesto etmiş, tepkilerini mazgal ve ranzalara vurarak göstermişti. Öte yandan Kasım ayında Kandıra T tipi cezaevine sürgün edilen PKK'li tutsaklardan Mustafa Karaboğa ve Hakan İlhan açlık grevine başladı. 29 gündür açlık grevinde olan tutsakların B1 vitamini eksikliği nedeniyle sağlık durumları da ciddiyetini koruyor. İnebolu cezaevine sürgün edilen tutsak Doğulkan Bozdemir'de 2 ay 14 gün görüş yasağı verildi. Gerekçe ise Tekirdağ cezaevinde tutuklu bulunduğu dönemde hak ihlallerine karşı başlattığı açlık grevi eylemi. Aynı cezaevinde bulunan diğer siyasi tutsaklar kamera uygulamasını kabul etmeyerek kameraları kırdıkları gerekçesiyle hücrelere konuldu. Kuzey Kürdistan'da DÖK, Türkiye kentlerinde ise BDP ile HDP kadın meclisleri öncülüğünde 3 Kürt kadın devrimci kadını anma etkinlikleri ve katliam protesto eylemleri devam ediyor. Batman'da Mehmet Sincar Halk Evi'nde Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez düzenlenen etkinlikle anıldı. Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte 3 kadın devrimcinin mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlikte konuşan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, onların anısına bağlı olarak mücadeleyi sürdüreceklerine vurgu yaptı. İstanbul Beyoğlu'nda da BDP Gençlik Meclisi katliamı kınamak ve katledilen 3 Kürt kadın devrimciyi anmak için yürüyüş düzenledi. Yürüyüş ardından meclis adına Dilan Erkuş açıklama yaptı. Önderliğin başlatmış olduğu bu sürece sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Katledilen bu 3 kadın yoldaşımızın hesabını soracağımızı belirtiyoruz. Ardından HDP eş başkanı Sebat Tuncel söz aldı. Aslında bu 3 kadın arkadaşımız şahsında katledilen Kürt halkının özgürlük yürüyüşüdür. Katledilmek istenen Kürt halkının özgürlük yürüyüşüdür. Kürt kadınlarının yürüyüşüdür. Uluslararası güçler anlaşarak bu yürüyüşü engellemek istemişlerdir. Paris katliamı sadece Paris'in ya da Fransa'nın sorumlu olduğu bir katliam değildir. Türkiye hala bunun hesabını vermemiştir. Bu konudaki rolü henüz açığa çıkmamıştır. Yine Almanya'nın bu konudaki rolü olduğunu herkes biliyor. Bugüne kadar açığa çıkartılmamasının özünde bu çözüm sürecine karşı olan odakların işbirliği yapmaktadır. BDP ve HDP Eyüp Kadın Meclisleri 3 Kürt kadın devrimciyi Ali Beyköy Cem Evi'nde düzenledikleri törenle andı. Yine Bahçeli Evler, Ümraniye ve Maltepe'de BDP Kadın Meclisi öncülüğünde yürüyüşlerle Fransız Devleti'nin sessizliği kınandı. Adil Fransa işbirlikçi devlet! Adil Fransa işbirlikçi devlet! Adana Seyhan ilçesi Şakirpaşa semtinde Paris katliamı yürüyüşle kınandı. BDP Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte katledilen 3 kadın devrimciye bağlılık dile getirildi.
ardından BDP Ova Mahalle Temsilciliği önünde düzenlenen basın açıklamasında katliamcı güçlere karşı mücadelenin yükseltileceği mesajı verildi. Yüreğir ilçesinde ise BDP Adana Gençlik Meclisi üyeleri öncülüğünde meşaleli yürüyüş düzenlendi. Polisin yürüyüşe yönelik saldırısına gençler taşlarla karşılık verdi. Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı gaz bombası kapsülüyle başından vurulan ve 205 gündür yoğun bakımın ötesinde yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan 15 yaşına uykudayken girdi. Berkin Elvan 16 Haziran günü evden ekmek almak için çıktı. Gezi direnişinin yaşandığı günlerde. Ok meydanında polis halka ve direnişçilere saldırıyordu. Bu saldırıda polisin attığı gaz bombalarından birinin kapsülü Berkin'i hedef aldı ve başından vuruldu. Berkin Elvan 205 gündür Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor. En son 13 Kasım'da beyninde biriken sıvıyı boşaltmak amacıyla ameliyat olmuştu. Ancak sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. Yeni yılda 16 yaşına yoğun bakımda ve bilinci kapalı giren Berkin ailesi ve arkadaşları adalet istiyor. Bütün adalet taleplerine rağmense Elvan'ı vuran polis hala yargılanmadı. Değil, 12 Eylül öncesi kuşağı devrimcilerinden iki defa idam cezasına çarptırılan devrimci yol militanı Adnan Keskin Köln'de vefat etti. 1970'ler Türkiye'sinde Karadeniz bölgesinin birçok alanında mücadelesiyle tanınan Adnan Keskin iki kez cezaevinden tünel kazarak firar etmişti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bölgede gerilla mücadelesine katıldı. Yakalandıktan sonra ise ağır işkencelere maruz kaldı. 1987 yılında tünel kazarak yanındaki 7 arkadaşıyla birlikte firar etti. Keskin iki kez idam cezasına mahkum edildi ve askerlik nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldı. Bir dönem Özgür Politika gazetesinde yazılar yazan Adnan Keskin 24 yıldır Türkiye'ye dönemiyordu. Köln'de düzenlenen cenaze töreninde konuşan eşi Neşe, Keskin'in her zaman demokratik bir toplum arzuladığını vurguladı. Keskin'in cenazesi yarın Türkiye'ye gönderilecek. Geçtiğimiz hafta BDP demokratik belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Amed'in Bismil İlçe Belediyesi BDP yönetiminde 30 Mart 2014 yerel seçimleri için bir kez daha aday gösterilen Cemile Eminoğlu 2009 yılında yönetime geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlattı. Çalışmamız Dicle Nehri'nin ıslahı, etrafının ıslahı, işgallerden kurtarma noktasında bir bütün ilçe olarak, halk olarak yeşillendirmek, dere yataklarını yeşillendirmek, ağaç dikiminin bir kültür haline getirilmesi ve korunmasının bir kültür haline getirilmesi noktasında da büyük çabalarımız oldu. Bu çabalarımızın en büyüğünde yine doğayla en barışık olan, doğaya en yakın olan kadınla bu zihniyeti topluma var etmek ve toplumu da bu noktada değiştirip dönüştürmek noktasında. Hemen 2014 seçimlerine giderken yapılan çalışmalarda kadının yerel yöneticilikteki duruşuna olan güvenle birçok yerde aslında kadın belediye başkanlarının, kadın seçilmişlerin sayısının artırılması noktasında toplumdan da gelen bir talebin olması bu modelimizin, yaptığımız çalışmaların, kadın hareketinin vermiş olduğu mücadelenin, yerel yöneticilikteki kadın bakış açısının gerçekten ne kadar doğru bir noktada sorgulandığını ve bunu toplumu yeniden inşa etme sürecinde ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Tabii. Halkların Demokratik Partisi HDP İzmir İl Örgütü yerel yönetim programı konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda HDP'nin yerel seçim perspektifinin demokratik esasları temel aldığı anlatıldı. Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz. Yerel yönetim programı konulu çalıştay dün sona erdi. Tepekule Kongre Merkezi'nde iki gün süren çalıştaya çok sayıda akademisyen, aydın ve kitle örgütü temsilcisi katıldı. Çalıştay'da Kürt sorunu kadar kadın sorununa, gezi direnişi ve sonuçları ile inanç özgürlüğüne kadar birçok konu ele alındı.
10 farklı çalışma grubu ile tartışmalar yürütüldü ve ortaya çıkan sonuçlar raporlar şeklinde toplantıda okundu. Yerel seçimlerin programını sorunlar kadar çözüm önerileri de belirliyor denildi. Haber bültenini sunduk sayın seyirciler. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.